Burası tam istediğim gibi. Sahibiyle hemen görüşelim. Fiyatta anlaşırsak alalım, başlayalım inşaata. Emredersiniz hanımefendi. Yalnız duyulmasını istemiyorum. Benim için asla reklam konusu olmamalı. Hayırlı uğurlu olsun. Öğrenince size karşı sevgim, hayranlığım bir kat daha arttı. Kazancınızı öksüz ve yetim çocuklar için sarf etmeniz asil ve içli bir vicdan meselidir. Tuhaf şey. Nereden, nasıl duydunuz? Atıf Bey'le ortak bir de inşaat şirketimiz vardır. Piyasada olan bitenden mutlaka haberim olur. Bilmemiş olmanızı tercih ederdim. Buraya gelişimin esas gayesi size faydalı olmaktır. Yemek vakti de gelmiş. İsterseniz bu konuya bir lokantada devam edelim. Binaların projelerini kendi mimarlarımıza çizdiririm. İnşaat malzemelerini çok ucuza ve kârsız temin ederim. Ustalara ve işçilere de fazla yemeğe verdirmem. Size candan yürekten teşekkür ederim Timur Bey. Kendimden çok o çocuklar için seviniyorum. O çocuklar değil, sizin için yapıyorum bunu. Müsaade edin de portakal suyunuzun içine birkaç damla vodka damlatayım. Teşekkür ederim. Evim, bu salon, oturduğunuz bu koltuk mukaddes bir anlam kazandı benim için. Sizi bu evden başka bir yerde düşünemiyorum artık. Hiçbir şey anlamıyorum sözlerinizden. Size anlatmak istediğim öyle şeyler var ki bu akşam buraya gelmekle bana büyük... Çok saydığım Lütfü Bey'in yakın bir dostusunuz. Sadece o kadar mı? Sadece o kadarmış. Sen ne arıyorsun burada? Bu ne sürpriz hanımefendi? Dün öğlenden beri nasılsınız? Pek sıkıntılı bir gece değil, yağmur yağacak galiba. Daha önce şimşek çakacak, gök gürleyecek. Müzik dersleriniz nasıl gidiyor? Bu sene devam edemiyorum konservatuvara. Niçin? Kolunuz yüzünden mi? Ne oldu kolunuza? Hiç. Benim yüzümden sakatlandı. Timur'la atışmıştık bir akşam. Hakan da yanımdaydı, içkiliydim. Öfkemi süratten almaya kalkmıştım. Bir araba kazası geçirdik beraberce. Ama sonra İsviçre'ye gönderdim. En iyi klinikler, en iyi doktorlar. Yeni döndü, yakında tamamen iyi olacak. Çok severim Hakan'ı. Rahmetli annesiyle annem süt kardeşiymişler. Ufacık yaşta kimsesiz kaldı. Ben büyüttüm, ben okuttum keratayı. Doğru. Atıf abinin emeklerini asla ödeyemem. Atıf abinin hiçbir iyiliği karşılık beklemeden yaptığını bilirsin. Bilmez olur mu? Elbette bilir. Yakın zamanda düzelir inşallah kolunuz. O zaman piyanonuzu dinlemek isterim. Yo, gene çalabiliyorum. Biraz acıyor ama. Sizin için acı çeksen olur. Şöyle buyurun hanımefendi, oradan daha iyi dinlersiniz. İçer misiniz?
yoruldunuz benim için. Acıdı mı kolunuz? Hayır. Gerçekten nefisti, uzun süre unutamayacağım. Nasıl? Köşkümün içi kadar bahçesini de beğendiniz mi? Müsaadenizle gitmeliyim artık. Nasıl olur? Daha çok erken. Yarın çalışmam var, erken yatmalıyım. Götüreyim sizi. Yok, misafirlerinizi bırakmayın, ben yalnız gidebilirim. Ben götüreceğim Dürün Hanım'ı. İstemiyorum benim için rahatsız olmanızı. Rica ederim, ısrar etmeyin. Hakan da gitmek zorunda, o bırakır sizi evinize kadar. Eviniz nerede? Önce sizi bırakayım. Eve değil, çalışmaya gidiyorum. Küçük bir gece kulübünde piyano çalıyorum. Yorucu olmuyor mu sizin için? Şimdilik başka çarem yok. Ya. Çok teşekkür ederim. Buyurun, bir kahve içersiniz. Yatmanız lazım. Yarın akşama kadar güneşin altında çalışacaksınız. Siz arabayı alın gidin. Ben sabahleyin film şirketinin arabasıyla giderim. Sonra getirir bırakırsınız. Ne kadar iyisiniz. Ama maalesef kullanmasını bilmiyorum. Şuradan bir taksi bulurum elbet. Ne yapalım, bahtınıza küsün. İyi geceler. İyi geceler.